Seçimlerin nabzını tutmak için Karabük'teyiz. 2015 seçimlerinde Karabük iki AK Parti milletvekilini meclise gönderdi. 2018 seçimlerinde ise Karabük 3 milletvekili çıkardı. İkisi AK Parti, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere. Yurttaşlara seçimlerde kime oy vereceklerini soruyoruz. Ben İzmir kime verse ben ona veriyorum. Ben çünkü İzmir seviyorum şu. CHP'yim ben. Neden peki? İzmir ekmeği yiyorum ben. Bu arada sana da sevmiyorum zaten. Arzu kaçıyorlar. Milletvekili kimi vereceğim? Bir tane bayan var. Her sevenim. Ne diyorsun ismi ya? Hakkat Bekir abi. Ana. Bütün ya. Meraş mı? Milletvekili kim o? Daha sen milletvekili ver abi. Daha önceki milletvekillerinden memnun musunuz Karabük peki? Memnunum. Çünkü geçen bana bayramlaşma 5 milyon para verdi. Bana bir söylemedi. Burada bir halimen olsa. Ondan sonra şu masada binse. Aslında biraz da gençlere sosyal anlamda katılımı ve sosyal anlamda kendilerini ifade edebilecekleri, eylemlerini gerçekleştirebilecekleri mekanlarda çok bu mekana ulaşamaması ve bu mekanlarda bulunamıyor olmaları. Gençlerin oluşturduğu projelerde geleceğe yönelik ve ülkeyi etki eden projelerde yaptıkları proje çalışmalarında aslında üst kurumların biraz daha karar verici mekanizmaların daha çok yanımızda bulunması gerekli ve biraz daha destek olabilir. Şimdi bence Karabük'te en temel alabileceğimiz soru, biz gençlerin okul ders akademik faaliyetleri yanı sıra yapacağı sosyal aktivitelerin büyük şehirlere göre nispeten daha kısıtlı olması. Ülkeye dair ve geleceğe dair beklentilerimiz, biz gençlerin yapmış olduğu faaliyetlerin, yapmak istediklerinin üst menajer tarafından dinlenmesi, daha çok desteklenmesi, bizim bu konularda teşvik edilmemiz, yüzüstü bırakılmamamız ve bunun bize bir motivasyon kaynağı olarak geri dönmesi. Tayyip Erdoğan. Neden? Çalışıyor adam. Uçakları görmemiz mi havada? Seccadeye basıyor camide. Bu adam Türkiye yönetebilir mi? Yönetemez. Müslüman adam seccadeye basar mı? Basmaz. Peki milletvekili seçimlerinde kim oy vermek istiyorsunuz? MHP'ye. Neden? MHP çalışıyor. O da çalışıyor. Karabük'ün 3 sorunu nedir sizce? O belediye otobüsü yok. Yolla bozuk. Bu. Tabii ki reise vereceğiz. Çünkü neden? Diğerleri hep terörist masa, yedili masa kurmuşlar. Ve ondan kadar zaten biz savaş çıkar. Engelli kardeşim var. Ona maaş veriyor. Destek paketi veriyor. Gençler istediği destek veriyor. Karabük'te de milletvekili seçiminde de Cem, ne diyor? Cem Şahin var galiba. Cem Şahin'e vereceğim. Tabii ki reis. Bu ülkücü şartın. İlk yayınlandığında listeler çok büyük infial uyandırdı. AK Parti'de de, CHP'de de, İYİ Parti'de de herkes şu tepkiyi verdi. Bu adaylar olmamalıydı. Bu adaylar İstanbul'da yaşıyorlar. Neden buradan aday gösterildiler gibi gibi. Ama süreç içinde bakıyoruz ki AK Parti adayı Mehmet Ali Şahin, eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'nın oğlu. Bu oradan bir tepki yarattı. Hani babadan oğula. Ama Cem Şahin şu an sahada çok aktif görünüyor. Tabii AKP'li seçmen ona tekrar tutuldu. Diğer taraftan Cevdet Akar çok önemli bir iş insanı ve sivil toplum önderi İstanbul'da. Cevdet Bey CHP için başta tepkili karşılansa da çok sevildi sahaya indiğinde. Çünkü buraya da güçlü bağları da var. İstanbul'da da olsa Karabük için çok fazla çalışma yapmış. Karabük Dernekler Federasyonu Başkanlığı'nı da yapan bir isim olduğu için o ivmeyi o da yakaladı gerçekten. İYİ Parti adayı ise genç bir kadın aday. Kübra Dursun ve o da çok tepkiyle karşılandı. Çünkü hiç kimsenin adını bilmediği bir adaydı. Meral Hanım'ın çok desteklediği bir aday olduğu için birinci sıraya geldi. Ancak Kübra Hanım da çok aktif bir siyaset yürütüyor sahada. İnsanlarla çok iç içe, çok güçlü bir medya kampanyası yürütüyor. O da beklenmedik bir biçimde özellikle kadınlar ve gençler tarafından karşılık buluyor. Dolayısıyla milletvekili seçim sonuçları 2+1
olabileceği gibi, yani iki AK Parti bir CHP ya da iki CHP planmedik bir biçimde iki CHP artı bir AK Parti de gidebilir. Bir AK Parti, bir CHP, bir İYİ Parti gibi bir 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 şeklinde de meclise gönderebiliriz. Bu gerçekten son 10 günde artık belirlenecek bir ivmeye bak. Bugüne kadarki milletvekillerimiz şöyle bir güven kaybı oluşturdu. Halkın tanıdığı, bildiği insanlardı. Ancak meclise girdikten sonra biz milletvekillerimizi Ankara'ya kaptırıyoruz. Karabük'le ilişkileri çok zayıflıyor. Ya da buranın gerçekten sesini oraya yeterince aktaramıyorlar. Biz onları mecliste aktif olarak göremiyoruz. Bir diğer önemli başlık da bir önceki seçimde CHP ilk defa uzun zaman sonra bir milletvekili çıkardı. İki AK Parti ve bir CHP milletvekili olarak gittiler. Ancak CHP milletvekili partisinden istifa ederek Memleket Partisi'nin kurucularından biri olarak çıktı ve şimdi Memleket Partisi'nin Ankara milletvekili adayı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir yanılgı, üzüntü ve küsme getirdi. Şu andaki CHP adayları ve diğer ittifak adayları bu küskünlüğü, bu şoku gidermekle de mesuller ve bu aslında birazcık erteleyici, biraz küskün bir seçmen yarattı. Fakat şu son 10-15 günde bu tavrın değiştiğini, insanların yeniden ittifak adaylarını ve özellikle CHP adaylarını güvenlerini yükseldiğini görüyoruz. Mesela CHP versek ablam, yollarda abi eski fren şeyleri, HDP versek zaten komple durumumuz kötü olur. Ne kadar dada varsa teröristler hepsi indiriyor zaten. Hepsi şehri iner ablam. En iyisi tabii yani, ki reis ya. Reisi veririz ablam. Bir de abla biz şu fakir efe yardımcı olmuyor abla çok abla. Abla kovul. O kadar öyle abla. Yine de biz AK Parti'yiz. Oyumuz ona abla. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar üçücüyüz. Bu devrim 2000'lerde, 2010'da, 2023'e kadar reisimiz yine başımızda. Daha diyecek bir lafımız yok. Bize başımıza Karabük Belediye Başkanı Rafet Bey gelin. Daima onun arkasındayız. Allah başkanımıza bir kere razı olsun. Hiçbir sorunumuz kalmadı. Karabük'te hiçbir sorun yok. Tek bir çare işsizlik. Evet, bundan önceki dönemlerde ilk birinci beş yıl ve ikinci beş yıl güzel olmasına rağmen, yapılan iyi şeyler olmasına rağmen ama son dönemlerde yapılan bütün iyiliklerin, bütün ekonomik gelişmelerin hepsini aldı götürdü, vatandaşı canından bezdirir hale getirdi. Biz her sene her sene bir defa daha diyerek oy isteyen bir parti, bir ittifak değiliz. Millet İttifakı olarak bu olumsuz gidişe dur demek adına vatandaşlarımızdan bir 5 yıllığına ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesi noktasında bir talebimiz var. Ve buna da teveccüh var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti olarak da milletvekilliğin konumunda Türkiye'de birinci parti olma pozisyonunda olacağız inşallah. Tabii ki şu andaki iktidar korku imparatorluğu salmış, korku üzerine ilerleyen bir hükümet. Dolayısıyla vatandaşımız üzerine böyle bir baskı var. Ama vatandaşımız bunun cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek. Bizim olmazsa olmazımız Kardemir'imiz var. Kardemir'imizi elimizden almaya çalışıyorlar. AK Parti hükümetinin arka bahçesi haline getirmeye çalışıyorlar. Hı hı. 11 tane yöneticinin 9 tanesi AK Parti iktidarı tarafından atanmış yöneticiler var. Karabük'ü bilmeyen yöneticiler bunlar. Artı Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce ulusal basında açıklama yapıyor. Kardemir'e 600 işçinin alınacağı noktasında. Ne münasebet? Kardemir özel bir şirket. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya 600 tane işçi alımını ilan edecek kadar demek ki korku ve endişe var AK Parti'de. Cumhurbaşkanımız, hayır edin.
Başkanımız. Karabük işsizlik. Bizim Karabük'teki çoğu gençlerimiz şehirler, şehir dışında yani. Bizim Karabük'te sadece demir, çelik ve tekstillerden başka hiçbir iş yerimiz fazla değil yok. Esnafımız zaten belli, ticaret üzerinde. Alışveriş merkezlerinde böyle anlamam bir şeyimiz yok. Yani biz bir iliz ama neredeyse bizden büyük ilçeler var. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin. Oyunuzu reise veriyoruz. Milletvekili seçimlerinde hangi partiye? Bunu da MHP vereceğiz. Biz aslında bugün dikkatimizi dağıtmak için Hıdrellez'i kutluyoruz. Baharın müjdecisi. Heyecanla baharı bekliyoruz. Uzaktan gelir maden kömürü. Allah genç kızlara versin ömürü. Bye bye.